Sarı kabus taksiler. Özellikle İstanbul'da tam anlamıyla deyimi bu. Çünkü İstanbul'un yollarında kol gezmekte mesela bu arkadaş da onlardan bir tanesi. Taksimetreyi açmıyor. Ve de diyor ki ben size insanlık yaptım, iyilik yaptım. Ey müşteri sizi aldım bu soğuk kış gününde. Ya bunun değerini bilin. Bana da taksimetreyi açmıyorum. 150 liraya gidecekse ben sadece 250 lira istiyorum. Ya ne var bunda diye bir pazarlık da yapıyor. Neyse ki videolar açık o sırada. Arkadaşın başına da gelenler geliyor sonradan. Buyurunuz. 300 istemiyorum ben. 350 istemiyorum. Sadece 250 diyorum. Taksimetreyi açmadığınızı soruyorum. 180 lira para yazıyor. Tamam 180 yazıyor. 250 lira istiyorum ben. Öyle pişkindi ki fırsatçılık yaptığını utanacağına çok değil 250 lira istiyorum diyerek ikna etmeye çalıştı. Taksicinin taksimetre pazarlığı cep telefonu kamerasına yansıdı. Ay gitmem. Niye gitmiyorsunuz? Niye taksimetreyi açmıyorsunuz? İnsanı yaptım durdum ben size. Beşiktaş'tan aldığı iki genç kadını Şişli'ye götürecekti. Ancak akşam trafiği deyip peşinen 250 lira istedi. Israrla taksimetreyi açmadı. Ben sadece 300 istemiyorum ben. 350 istemiyorum. Sadece 250 diyorum. Taksimetreyi açmadığınızı soruyorum. Bu taksimetre boşuna mı kurulmuş? Ben anlamıyorum. Kurban oldum ablacığım. Ben zorla götürmüyorum ben. Ben size tamam da abi neden taksimetreyi açmıyorsun? Para koparamayınca kadınları yol ortasında araçtan indirdi. Başkalarını dolandırmak üzere yoluna devam etti. Yazık günah ya bu kadar olmaz ya. Ha, taksimetre niye açmıyorsunuz? Ablacığım başka arabaya biner misin? Evet gidelim. Yani iş ahlakı, mesleğini doğru bir şekilde yapmak, bütün bunları zaten bir yere koyuyoruz. Durmak insanlık demek artık. Yanlış anlamayın. Yani sen o taksiye zaten bir hizmet alma karşılığı bir para ödüyorsun. Normalinden diğer toplu taşımalardan vesaire çok daha yüksek bir fiyat ödüyorsun bir de bunun için. Hı-hı. Bir de minnet ediyorsun. Allah durdu harika tabii, ben bu taksiye binebileceğim. Ya, durduk biz sana insanlık yaptık kardeşim daha ne yapalım diyen biri artı pazarlık payı. Şimdi bir de diyor insanlık diyor hani 180 değil 250 istiyorum zaten bunu tutar. Şimdi bunlarla karşılaşınca insan gerçek değerlerini sorguluyor oluyor mu acaba? Kim? Yani ben nerede yanlış yaptım? Ama sen dakikalarca neyse... süren bir pazarlık süreci neyin sorgulayacak Ebru? O da alacağı paraya bakıyor. O bakıyor zaten. Hayır. Hı-hı. Sen ben bindik oraya müşteri olarak. Ya o zaman etik değer nerede? Sen orada yazanla burada istediğinle gerçeklik duygusu, ahlak, yazan listedeki fiyat yani kurallar nerede? Yani. Biz bunu bu kadar normalleştirerek böyle görüntüler altında nasıl konuşuyor olabiliyoruz? İşte videonu çekeceksin ya yapacak bir şey yok başka. Bu. Yani neyse ki çekmiş arkadaş. O yüzden söylüyorum toplu taşıma araçlarına ve özellikle taksilere binerken İstanbul'daki kardeşler. Buna turistler de dahil, Arabından İngilizine kadar. Bak, yani direkt çeksinler, kayıtta girsinler Murat. Yani. Ben böyle bir paranoya içinde, böyle bir şüphe içinde yaşamak... Bu arkadaşı nasıl tespit edecektin o zaman? Bu arkadaş da bu eğer sürseydi bu konuşma, evet ben bir dakika şimdi görüntüyü alıyorum, alabilirdin yani o anda. Ama sürekli öyle yaşayabilir misin? Çok sinir bozucu girerken, yani sürekli değil, sürekli taksiye mi gidiyorsun canım? Hayır yani, şurada, taksiye her kayıtta açık, şöyle elin şurada sürekli olacak. Yani aklına gelmez. Anladın mı bu yani, bunu yapacaksın. Maalesef. Şimdi Allah razı olsun, iyilik yapmış falan filan da, hani iş, ahlak meselesi vesaire de bedelini ödüyoruz ama, hani yarın öbür gün avukat da derse ki ben yani size iyilik yapıyorum kardeşim diye savunmaya kalkarsa, ya da ne bileyim işte çöpünüzü topluyoruz size iyilik ettik diye kamusal görev yapan bir arkadaş, ya da belediyede çalışan bir ya size iyilik yaptık şuraları temizledik falan filana kadar gidecek ise iş yandık. Bedelini ödüyoruz bunu kardeşim, herkesin bir işi var. Vallahi size iyilik yapıyoruz burada haber sunuyoruz bilginiz olsun. Mu diyeceğiz yani. İşte Ebru olmaz böyle şey. Dolayısıyla iş aynen zaten taksicilerden çıkmaya başladı iyice. Taksiciler odası ne yapar? Ne bileyim bu işin belediye tarafı ne yapar? UKOME denen hadise ne yapar? Vesaire vesaire. Bak neyse ki kayıt alınmış da adama para cezası kesilmiş. Bunu. Öyle bir para cezası da değil. 9.574 lira para cezası kesildi. Hadi onu geç. Çalışırsın, kazanırsın. Heh. İptal edildi. Heh. Ya işte. Aracı trafikten men edildi. O kadar. Şimdi bu 70 lira için aradan alacağı bu değdi mi? Bu pazarlığa değdi mi? Şimdi oturup düşünmesi ve sorgulaması ama lazım. Ama sonunda gelmiyor ki bu işlerin. Anlamadım gitti yani. Yani şimdi bu arkadaş bize bir iyilik yapsın. Ve insanlarla muhatap olacağı bir işe girmesin. Başka bir şey yapsın. Şunu söylemek istiyorum ben burada kesinlikle Murat. Burada taksicinin yapmış olduğu olay kesinlikle taksici olduğu için değil. Bu biraz karakterle de alakalı. O takside de olsa, o dolmuşta da olsa, o başka bir yerde peynir de satıyor olsa... İşte insanlarla muhatap olacağı bir şey yapmasın yani. Ha, anlatabiliyor muyum? Robotik bir şey yapsın. Kurallara uygun yaşamak istemiyor. Yapmak istediği şey kesinlikle bu burada.
Dolayısıyla ben o hanımefendi yazık diğer işini olmak gücünü alnının akıyla yapan taksici esnafı kardeşimiz de zan altında bırakıyor. Herkes zan altında bırakıyor. Yapmayın işte toplumsal çürümenin hadiselerinden bir tanesi bu maalesef. Hep böyle oluyor zaten. Ben size insanlık, bu kibir nedir ya? İnsanlık ettim aldım ya. Kardeşim parasını veriyoruz. İnsanlık ettim aldım. Kibre bak Allah aşkına. Durmak ki kutsal demek. Kitaplarda da yazar. Ey insanoğlu kibir vesaire diye devam eden cümleler vardır. Evet, yani hepsini bir genel potada şu an yargılamak istemiyoruz. Çünkü son günlerde yaşamış oldukları acı olaylar, müşteriler tarafından davranış şekilleri de hiçbir insanın hak ettiği bir şey değil. Ne olursa olsun görevleri. Ama bunu da kabul etmiyoruz elbette.